Herkese merhaba. Bu bölüm çok farklı bir bölüm olacak ve özel bölüm olarak hazırlıyorum. Neden? Çünkü çok maziye gidiyoruz. Bu bölümde Eleven Teknesi'nin Slovenya'dan Türkiye'ye nasıl geldiğini ve hangi maceralarla geldiğini, bir amatör denizcinin maceralarını anlatacağız. Umarım keyif alırsınız. Her şeyden önce benim bu hikayede payım biraz farklı oldu. Çünkü ben Olcay'la beraber Slovenya'ya bir gittik. Araba kiraladık havalimanından. Portoroz'a gitmeden ya şu Ljubljana'ya indik madem bir görelim yani. Bir 2-3 saat falan şehirde gezdik. Keyifli de vakit geçirdik ama dayanamadık. Dedik ki yok olmuyor yani. Evet çok güzel bir şehir, çok güzel. Bir de festival vardı o sırada. Her şey çok güzel ama kalamıyoruz. Hadi dedik boş ver bu şehri mehri. Gel biz gidelim teknemize. Bir kavuşalım sonunda. Şubat'ta vermiştik siparişimizi. Haziran'da işte artık tekne şeye geldi, limana geldi tırlarla. Ondan sonra Temmuz'da galiba başında direkleri de takıldığını gördük. Yani fotoğraflar vesaire birkaç tane gönderdiler. Hadi Temmuz'da da geliyorsunuz dediler. Biz de o heyecanla 21 Temmuz'du yanılmıyorsam biz uçtuk. Ne hissediyorsun Olcay? Çok heyecanlıyım. Limana yaklaşıyoruz. Sevgili kızımız, hayalimiz gerçekleşiyor. Aynen. Valla bilmiyorum şu an duygularımı anlatamıyorum. Valla 7 dakika kaldı. 7 dakika sonra oradayız. Keyifli bir yere benziyor. Çünkü her yer yemyeşil. İnanılmaz. Yuppi! Ljubljana'dan Portoroz dediğimiz o liman şehrine, tatil beldesine doğru arabayla gittik. Zaten tekneyi ilk gördük. Aman Allah'ım bu ne dedik yani. Kocaman geldi gözümüze. Bir yadırgadık. Böyle nasıl bir şey yapmışız diye bir kendimize şaşırdık. Teknenin içine girdiğimiz zaman berbat haldeydi. Hani ilk inşaattan çıkan ev böyle bir kirli olur, kabasını temizlemiş olurlar ama siz tekrardan bir baştan sona bir iyi bir temizlik yaparsınız ya. İşte tam o noktada gibiydi. Kabası alınmış ama gerçekten bütün duvarlar, yerler, farş tahtaların altı her şey toz veya sunta taneleriyle doluydu. O yüzden biz en küçük böyle parçalara kadar sıfırdan bütün tekneyi yıkadık, temizledik. Çok yorulduk. Yani en elzem malzemeleri bavul da getirmiştik. Onların hepsini yerleştirdik. Gelen arkadaşlarımıza da bavul vermiştik birer tane ek. Onlar da bizim eşyaları tamamladılar. Pazar günü aslında ertesi gündü. Orada Boris denen bir beyefendi var. Bize briefing yapacak, tekneyi tanıtacak. Hatta beraber bir ilk seyirimizi, yelkenli seyirimizi yapacağız. Bir sistemi tanıyacağız vesaire. Bunları yaptık. Hatta o da şey demiştik, pazar günü hani sizin gününüz, tatil gününüz. Hangi saatte gelmek istersiniz demiştik. Önemli değil, ben saat 11'de gelirim dedi. Biz böyle 11 mi daha... İsmi bile takılmamıştı teknenin. 11 demesi, saat 11 demesi hoşumuza gitti. Tanıttı, çok heyecanlandık. Yani ilk yelkeni açtık böyle hayran kaldık yani. İçimizdeki duyguları anlatamam, tarif edemem. Hani büyük de bir hayal bize göre. O yüzden o büyük hayalin gerçek olması, yani biz bunu yapıyorsak herkes yapar diyorduk. Bugün pazartesi günü de çocuklar geldi. Çocukları karşıladık. İşte alışveriş yapıldı. Bunlar hepsi yapıldıktan sonra tekneye yerleştirildi. Ben de onlara orada veda ettim. Benim orada görevim bitti aslında. Bundan sonra da onlar tekne evrak işlemlerini hazırladılar. Son checklistleri, son alınacak işte malzemeler toparlandı. Ondan sonra o heyecanla gittiler Portoroz limanından. Hemen yan koy Piran limanına gittiler. Piran'da orada gümrük işlemleri yapılacak bir yer var. Dolayısıyla son evraklar, çıkış evrakları vesaire orada hazırlandı. Ve oradan da seyre çıktılar. Ve asıl macera, bütün bu video işte o zaman başlıyor. Maceralarını anlatacaklar. Yani amatör denizciler için, bizler için, transfer yapmamış insanlar için çok güzel maceralar var. Hem çok komik, hem çok trajikomik ve çok etkileyici. Umarım beğenirsiniz, keyif alırsınız ve özellikle de umarım bizim gibi transfer yapacak amatör denizcilere de feyz olur diye umut ediyorum.
Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Teşekkürler. İyi seyirler şimdiden. Merhaba Emre'ciğim. Sonunda seni de iş yerinde yakaladım. Yani işim şey, off-road lastiği, motosiklet lastiği ve otomobil lastiği satıyoruz. Tüm Türkiye'ye bu hizmeti veriyoruz. Yani bir kere hiçbir zaman unutmadık. Bütün yol neredeyse tamamıyla benim aklımda, yani ne yaptım, ne ettim diye. Çünkü tekneyi aldığımız sene 2018'di. Hem benim doğum günümün 27 Temmuz doğumluyum, hem doğum günüme gelen bir ayda bize teslim ettiler. Hem de valla kaç yüzyıl mı veya kaç yıl olduğunu bilmiyorum ama kanlı ay denen döneme denk geldi. Bir de ilk teknemizin heyecanıyla hepsi beraber, böyle bütün film şeridi gibi hepsi aklımda. İlk tekneyi gördün, ne hissettin? Valla çok büyük geldi gözüme. Yani bindiğimiz tekneydi ama böyle bir onu bir an böyle pontonda abordo olarak gördüğümde böyle vay be bu mu falan dedim. Ama ondan sonra tabii alıştık doğal olarak içine bindiğimizde. Heyecanlı her yerini kurcaladık Ömre ile beraber. Evet. Sonra zaten ilk de uçakla buradan işte Ljubljana'ya uçtuk. Oradan Slovenya Portoroz'a gittik. Tekneyi hazırladık. Slovenya'dan Budva'ya kadar 3 gün süren bir seyahatimiz oldu. Gece gündüz geldim ben hiç durmadan. Hem yelken yaptık, hem keyif yaptık. Şefimiz vardı. Ondan sonra her şey böyle 10 numara... 11'di diyebilirim hatta. Ondan sonra çok güzel, çok keyifli 3 gün geçirdik. Hakan merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Çok kısa yine şunları söylemek istiyorum. Öncelikle ilk charter'a çağırdığınızda beni, hani yelken okey çok güzel. Daha önce bir motoryat tatilim oldu. Yani motoryat tipinde teknelerle de çıktım, motoryatla da çıktım ama hiç yelkene binmemiştim. Seyre çıkmamıştım daha doğrusu yani. Yelken seyrinden sonra biraz böyle hayata bakışım değişti. Tatil anlayışım değişti. Emeklilik planlarım değişti. Yani her şeyim değişti ve daha doğrusu bununla beraber çevremdeki insanlar da değişmeye başladı. Siz nasıl bizi etkilediniz, biz de insanları etkiliyoruz. Çünkü gerçekten muazzam bir deneyim, muazzam bir tecrübe, muazzam bir keyif. Teşekkür ediyorum buradan evet. Öncelikle sizlere. Transfere çağırdığınız için de teşekkür ediyorum. O da apayrı bir deneyim ve hayatım boyunca unutamayacağım bir anıydı benim için. Tabii biz gittik. Yani müthiş bir heyecan. Zaten sizdeki heyecan apayrı. Bizdeki heyecan apayrı Mete Han'la beraber. Yendi, içti, sabah kalktık. 7-7.30 sanıyorum biz yola çıktık. Sen bizi uğurladın. Tabii bize işte Özen Kaptan var. Anlatıyor sürekli transfer yaptığı için. Diyor ki arkadaşlar 4 saatte bir biriniz uyusun. İşte yoksa diyor iki kişinin ayakta kalması lazım. Bir de biz gece tecrübesi olan kimse yok aramızda yani. Olcay abinin gece tecrübesi yok bildiğim kadarıyla. Meta'nın hiç yok, benim hiç yok. Hoş geldin Meta'n. Hoş bulduk. Bütün izinleri, işleri, her şeyi planladık. Aldık uçak biletlerimizi. Vizelerimiz de vardı şansımıza. Atladık. Buradan oraya Slovenya'ya geçtik. Yani açıkçası o süreç böyle zaten hayal gibiydi. Bizim için çok heyecan vericiydi. Hepimiz için ilk bir deneyim bir yandan. O kadar uzun rota, o kadar uzun yol. Gerçekten böyle merakla beklediğimiz bir seyahat başlangıcıydı. Evet. Zaten ilk daha tekneyi gördük. Daha teknenin, Eleven'ın o yazıları daha yapışmamıştı ilk gördüğümüzde. Biz oradayken yazılar yapıştırıldı. Bayraklarda, son kontrollerde. Birçok noktada böyle elimizde checklistler vardı. Onlardan da yaptık. O zaten o taraf bile çok heyecanlıydı hepimiz gerçekten. İçin. Bir ufak bir vize sorunu sebebiyle asıl hani profesyonel kaptanımız yoktu. Zaten ilk 3 gün bizim için son derece önemli ve heyecanlı geçen ilk 3 gündü açıkçası. Çünkü hem kaptanımız yanımızda yok, Klaus kaptanımız diyeyim yanımızda yok. Hem de onu alacağımız rotaya kadar gece gündüz seyir yapmamız gerekiyor. Bu bizim için oldukça heyecan verici ve böyle merak uyandırıcı. Tekne zaten teknolojik bir tekne, birçok donanımı var. O bayağı kolaylaştırdı işimizi. Ama onun çözmek, onun dilini çözmek, hem uluslararası sularda seyretmek, hem ülkeler arası geçiş yapmak gerçekten son derece heyecanlıydı diyebilirim. Biz şimdi seyrimiz için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Seyrimize çıktık. Gece, gündüz böyle bir kendi aramızda bir organizasyon yaptık. 4 saatte bir nöbet tutalım. İşte birimiz uyusun, birimiz uyanık kalsın. Yemek molaları vesaire. Biz çıktık. Tabii ilk gün heyecanı. Yani zaten ya, tekne aşırı güzel.
her yerini inceliyoruz, ona bakıyoruz, o navigasyonlar bilmem neler. Metan zaten hasta yani, başından ayrılmadı. Neyse biz tabii almışız tabii. Ben bu arada tabii şefim. Meslekten dolayı da marketten de güzel bir alışveriş yapıldı. Güzel güzel sebzeli pilavlar, şinitseller, onlar bunlar böyle sürekli de bir yemek pişiyor böyle. Yani tost yemiyoruz yani. tabii şehir rahatlığı da var. Bizim artık böyle seyirde içeri girip yemek yaparken midemiz bulanmıyor. Bunun için bulanmasın diye de tabii Ömre kaptanımız almış bize, ilaç almış yani, bulantı önleyici, bir de vitamin almış. Ben tabii o bulantı önleyicileri karıştırıp onun yerine sürekli vitamin içiyorum. Bunu üçüncü gün fark etmem de tabii ayrıca bir güzellikti. Olacağı fark etti. Oğlum sen niye bunu içiyorsun? İçip içip uyuyorum. Yemek yapıyorum, yiyorum, uyuyorum. Yemek yapıyorum, yiyorum ve uyuyorum. İşte ya hava karardı. Zaten bir hem heyecan var, güneş batıyor harika. Bir yandan da panik var. Kararıyor, ne yapacağız? Ve yani dört tarafımız deniz. Hiçbir şey görmüyoruz. Korkunç 700 kilometre derinlikler falan böyle. Denizin ortasındayız yani, küçücük. Olacağı bir şey. Önünüze bakıyorsunuz değil mi? Bir şey çıkarsa falan. Abi yani neye bakalım? Allah. Teknenin burnunu görmüyoruz yani. Teknenin ucunu görse denize de bakacağız yani. Ah öyle zifiri mi falan karanlık. Bakıyor böyle. Zifiri karanlık yani. Dolunay yok, bir şey yok. Sonra saat 1 oldu. İşte Olcay abi diyor ki arkadaşlar isterseniz hani uyuyun falan. Yok diyorum abi, sen uyu diyorum. Ben hallederim. Zaten perişansın günlerden beri. İşte tekneyi hazırla bilmem ne, heyecan. Yatıyor ama yani böyle adım atıyoruz, tık, bir şey oldu, bir şey mi çarptık falan böyle. Abi dedi, bir şey yok ya, yani adım attık yani. Hani Olcay abi uyurken böyle pür dikkat takılıyoruz ki yani uyuyabilsin diye. Çünkü o panikten tabii, evet. Tehlike uykusu, heyecan, stres. Ama ben de tabii vitaminleri iç adama güven veremiyorum ki. Beni dümene bırakmışlar bir kere, bir uyanmış gece, ben uyuyorum dümenin başında. Ondan sonra Hakan diyor böyle, efendim. Ne yapıyorsun? Abi gözlerimi dinlendiriyorum ya diyorum. gün hadi gündüz rahat geçiyor da akşam ve akşamüstü ve akşam oluyor. Tabii ben de yoruluyorum. Bu sefer onlara veriyorum ama şeydim böyle hani dışarıda yatardım. Ama böyle hani tık ses olsun hemen ne oldu, bir şey mi oldu falan böyle. Bir hani kıllık durumum vardı tabii. Onlar da bunun farkındaydı. Benim için o tabii yorucu oldu. Doğru gün uyuyamadım tabii hani böyle şey. Tilki uykusuna yattığın için de vücudun tam dinlenmiyordu. Ondan sonra gündüz uyumaya çalıştım, olmadı. Biraz da heyecan da vardı tabii. Hepsi bir arada olduğundan dolayı heyecan da olduğu için uyuyamadım. Ama kaptan geldikten sonra... Bıraktım. Ha. Deyince şimdi teknolojik cihazlar gerçekten bizim için yeni olan şeyler, dokunmaya böyle kıyamadığımız noktalar, böyle yanlış bir yere basmayalım, aman yanlış bir şey olmasın, zaten seyirdeyiz, otopilottayız. Oldu gece yarısı, zifiri karanlık oluyor, dolunay çıkıyor, hiç etrafı görmüyorsunuz ve öyle ışık yüzünüze vuruyor ki onu böyle dümen başındayken etrafı görmek çok zorlaşıyordu. Teknolojik olarak çok baktığımız bir nokta değil ama meğerse bunun gece sürüş modu varmış zaten. İki gün kendimizi küfür ettik ama ışıkları ayarlayınca renk tonları değişiyor. Gözünüze daha gözünüzün tonunu vurup etrafı daha rahat seyredebildiğiniz, görebildiğiniz bir modu varmış. Bunu ikinci gün keşfetmiş olduk açıkçası. Kanlı ay gece seyrettik. Muhteşemdi. Yani bizim zaten biz 8 gün sürdü seyahatimiz. Slovenya'dan Bodrum'a geldik. 8 gün boyunca da ayın bütün ışığından yararlandık. Yani gece seyirleri bizim için aslında gündüz gibiydi. Bir Hırvat'tan Arnavutluğa geçerken yine bizi bir hoplattılar böyle bir yüreğimizi, böyle bir sabahın ilk saatleri. Bir sahil güvenlik botu yanaştı yanımıza. Çünkü hava biraz patlaktı. 6 mil sınırını kıyıya aştığın zaman geçtiğin ülke neresiyse giriş yapmanız gerekiyormuş. Biz genelde bunu biliyorduk, bu kuralı, ama hep 6 milin dışında seyir yapıyorduk ama
Ya bayrak zaten çekiyorsun, o mecbursun onun sularını kullandığın için de. Şöyle bir şey var. Hırvatistan tabii bunu da biraz kullanıyor anladığımız kadarıyla. Elinde iPad'le bizim geçtiğimiz rotayı gösterdi. Sınır açtın, kredi kartını al, tekneye gel dedim. Tabii ben şimdi bunların ne ceza keseceğini bilmediği için böyle hani çok korktum açıkçası geldiklerinde. Çünkü öyle bir hızlı gelip yanımıza durdular ki hani sanki kaçakçıyız gibi bir durum söz konusu da oldu. Yani geldik ve durun şöyle yapın falan. Neyse biz tabii tedirginiz de adamların dilini de bilmiyoruz. Ondan sonra işte hiç evrak sormadılar zaten. Direkt ekrandan bizim geçtiğimiz rotayı gösterdiler. Kartını al gel dediler yani. Bizde yine bir panik. Eyvah. Hani çünkü ne olacağını bilmiyoruz yani. Hikayeler var. Böyle olacağı bile konuşmadan birbirimize bakıyoruz. Tek umudumuz metan. Öyle o dönem etkinlik ajansında uluslararası şirketlerin uluslararası seyahat planlamalarını, event ve incentive organizasyonlarını yapıyordum birçok Avrupa'da. O yüzden de yabancıların oradaki dokunuşları, jargonları, ifade biçimlerini bir parça, hani neye bahsetmek istediklerini bir parça anlıyordum diyeyim. Onun bir avantajı oldu mu? Oldu. Birkaç noktada oldu. Sabaha karşı böyle bir dokunuşla, böyle bir ses tonuyla "Metan bir kalkar mısın?" bir ses tonuyla böyle ben uyandırıldım. Yukarı çıktığımda sahil güvenliği botu bizi durdurmuş. Çünkü biz o adaların arasından geçmek istediğimizde meğersem orası Hırvatistan karasular içinde kalıyormuş. Çıkışın ucundayız. Yani son dönemeçteyiz. Gerçekten bir sonraki ülkeye geçmenin böyle ucundayız. Ve sahil güvenlik botu yanımızda. Hepimiz şaşkınız. Çünkü bir şeyler söylüyorlar ve anlamıyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Niye durduklarını anlamaya çalışıyoruz. Bizim için böyle bir parça seyrin en gergin, en heyecan verici ve en böyle yani ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarından bir tanesiydi. Ben tekneye geçtim, sahil güvenlik botunu oraya geçtim. Dediler ki Hırvatistan'a girişinizi görmüyoruz. Siz bizim karasularımızdan, deniz sularımızdan başka ülkeye geçiyorsunuz. Giriş yapmamışsınız, çıkış yapmamışsınız. Bunun çok büyük bir cezası var. Ben en azından orada ne için orada olduğumuzu, bu işte hani çok profesyonel olmadığımızı, asıl gemi kaptanımızı Budva'dan alacağımızı, hani yanlışlıkla girdik kusura bakmayın, biz şuradan çıkacaktık dediğimizi, ama bunun için mecburen bir ceza yakılacak. Dedik ki hani bizi idare edemez misiniz, zaten şu köşedeyiz, anonsun karadan geldiğini, dolayısıyla radara girdiğimiz için mecburen ceza kesmeleri gerektiğini, yoksa bizi anladıklarını, anlayış gösterdiklerini söylediler. Bu noktada da birçok şeye baktılar, evraklara baktılar. Sağ olsunlar orada bir parça inisiyatif de kullanıp gerçekten minimumda olabilecek bir ceza bedeliyle. Yalnız hatırlamıyorsam 3500 işte Hırvatistan kronu diyelim onu çektiler. Neye denk geldiğini bilmiyorsun. 1000 euro mu ödedik? 7000 euro mu ödedik? Farkında değiliz yani. Kartta limit var ama hani ne acaba? 150 euro bantında bir cezaya tekabül etti. Bu bizim için yaptıkları hani bizim gerçekten bu işi bilinçli olmadan yaptığımızın farkına vardıkları için en küçüğünden yardımcı olabilecekleri noktalardan açıkçası yardımcı oldular. İşte bu noktada bizi uyardılar vesaire. Biz sonra böyle o böyle bir derin heyecandan sonra yolumuza devam ettik. Nitekim Budva'ya vardık. Yani çok değişik bir tecrübeyle Budva'ya yanaştık. Tabii Budva'ya yanaşınca bize bir rahatlama geldi. Bu arada 16 saat telefonumuz çekmedi. Telefonlarda müzik yok. İnternet yok. Yani ilk defa çıktığımız için burada herkes panik. Ne oldu bunlara? Hani yaşıyorlar mı? Ne oluyor? Ne yetiyor? Biz onun derdinde değiliz. Biz müzik yok. Onun derdindeyiz orada. Canımız sıkılıyor. Budva'ya girdik. Bir heyecan bitti. Diğeri meğersem bizi bekliyormuş. Teknemizi yanaştırdık. Gümrüğe doğru. Ondan sonra gümrük memuru oraya geçtik. İşte sınıra geldik. Pasaportlarımızı verdik. Dediler ki Kruvlis'te alabilir miyiz? Kruvlis zaten hani olmazsa bizim için olmazsa olmaz. Zaten vardır. Evraklarımız hazır deyip biz çıkışımızı aldığımız için yani zaten bu duyuma girerken de vereceğiz. Evrakları karıştırıyoruz. Kruvlis yok. Diyoruz ki Allah Allah bunun arkasında kalmıştır ama Kruvlis yok. Biz meğersem Kruvlis'i almadan seyre çıkmışız.
Şans eseri polis de, yani Hırvatistan'daki sahil güvenlik görevlileri de sormadı. Piranha da sormadılar ve dolayısıyla bizim yaşadığımız şaşkınlık kadar oradaki memurlar da o şaşkınlığı yaşadılar. Çünkü dediler ki böyle bir şey olamaz herhalde. Yok canım, hani zaten olmaz yani böyle. O sırada ben şeyi gördüm. Arka tarafta küçük bir televizyonda Muhteşem Yüzyıl. Böyle yaptım en son. Ah, Muhteşem Yüzyıl değil mi? Aha, Türk dizisi çok severiz, çok beğeniriz. Bunlar çok güzel diziler falan. Meğersem orada o Türk dizisi çok seviliyormuş. Böyle belli başlı durumu açıkladıktan sonra bir iki çıkış sürpriziyle dediler, evet, iki şişe şaraba, iki şişe şaraba bu işi bağladık gibi bir noktaydı yani. Bize yapılacakları bir iki çıkış sürpriziyle kendilerinden geçici bir form doldurmalarını kabul ettirdik sonuçta. Akabinde o gece Budva'da artık bir 3,5 günün vermiş olduğu o stresle beraber bir günlük dinlenmeye girdik. Hatta Budva'da da ilk 50 saat bakımını yaptırdık. Yanmar var teknede. Yanmar servisi geldi. Budva'da bize motor yağı, yağ filtrelerini değiştirdi komple. Ondan sonra böyle hani kademe kademe attırıp kademe kademe düşürerekten seyir yaptık. Budva'ya kadar 3 kişi geldik. Budva'dan da bizim kendi bir kaptanımız vardı. Budva'ya girdik. Olcay abinin de doğum günüydü. Budva'da da çok keyifli bir akşam geçirdik. Partiledik böyle 3 erkek. Sonra kaptan geldi. Kaptan geldikten sonrası daha rahattı. Çünkü şey gibi oldu yani, sanki tekneye baba geldi, akşam oluyor, biz bütün günü eğlenip yelkenler açılıyor, biralar içiliyor bilmem ne. Ondan sonra saat 12 oluyor, kaptan nöbet sende falan deyip sabah 8'e kadar uyuyoruz. Biraz hainlik ettik orada ama sonuçta gece tecrübesi olan kendisi. Sonra bizde yayılmalar başladı, nasıl olsa kaptan geldi, yatın rahat olun falan şeklinde. İyi günler. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Benim ismim Özen Gözler. Profesyonel yat kaptanıyım. Yelken ve tekne eğitimleri veriyorum. Aynı zamanda tekne transferleri yapıyorum. Montenegro'ya gelerek ekibe katıldım. Bundan sonra 4 kişilik ekip olarak sabah Montenegro'dan çıkışımızı alarak Korfu adasına doğru hareket ettik. Hava oldukça sakindi. Rüzgar yok denecek kadar azdı. Motor seyriyle 1,5 gün gibi bir sürede Korfu adasına geldik. Oradan çıkarken Yunuslar bizle beraber seyir yaptılar. Yolunuz açık olsun gibi bir güzel bir şeyde bulundular. Dilekte bulundular bizlerle beraber. Yani evet, bayağı seyir yaptılar çünkü. Hani bir arkadan devam ettiler, bir önden devam ettiler. En son teknenin önünde beraber böyle sırtlarını tekneye dayayarak da seyir yaptılar. Yaklaşık 5-6 kişi tane Yunus vardı. Ben Yunusların şöyle bir şeylerin olduğuna inanıyorum. İnanç mı derler buna bilmiyorum ama ne zaman böyle uzun yola çıkılacak olsa Yunuslarla böyle seyir yaptığın zaman yolun açık ve temiz olduğu anlamına geldiği konuşuluyor. Değerli bir şeyler, canlılar Yunuslar. Onları görünce insan bütün her şeyi unutuyor. Özellikle denizde yani. Hatta karada gördüğümüz zaman bile, yani vapurda bile görsek ne güzel diye yorumluyoruz. O yüzden de o da unutulmazlardan bir tanesiydi yani gerçekten. Sonra biz Korfu'ya geldik. Korfu'da işte ilk Yunanistan'a giriş yapmamız lazım. O işte Hırvatistan'daki durumla karşılaşmamak için. Korfu'ya ilk yanaştık. Bu sefer tabii yanımızda kaptanımız da var. Evraklarımızı aldık. Korfu'ya yanaştık. Tekrar polis memurluğu, yani giriş işlemleri için içeri girdik. Tabii ki memur dedi ki evraklarınızı, pasaportlarınızı alabilir miyim? Pasaportlarımızı götürdük, evraklarımızı götürdük. Korfu'daki polis memuru dedi ki kruvlistinizi alabilir miyim? Fark ettik ki aslında biz kruvlisti tekrar Budva'da bıraktığımızı fark ettik ve o anda Özen kaptanımın bize bir dönüp bakışı vardı böyle, hani nasıl yok canım, ne demek yok, hani almıştık yani Budva'dan çıkarken nasıl olmaz diye böyle o suratındaki ifadeyle birbirimize böyle bir 5 saniye bakıştık. Dedik ki yok. biz bunu gene almayı unuttuk. Bütün seyri kürürlüsüz takip ediyoruz yani. Tabii Korfu'daki polis memurları da aynı şoku, yani bizdeki şoku ifadesini görünce onlar da ne yapacağını şaşırdılar. Sert davrandı öncelikle. Dedi ki olmaz vesaire. Böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Böyle bir parça gerildim ben tabii ki. Dediler ki gümrükten memuru gelmesi lazım. Koca bir kruz gemisinin çıkışı vardı. Saatlerce onların boşalmasını bekledik. Böyle oradan buradan böyle son derece sempatik, sevimli ve güzel hallerimizle
polisle alakalı bir sıcaklık yakaladık. Arkasından gümrük memuru geldi. Biz oradan ofise geçtik. Muhtemelen 2 metre 10 santim bir abi. Dedi ki evraklar vesaire, bunun penaltı cezası var, sıkıntıları var, siz böyle yapamazsınız. Bir tur onunla böyle bir gerginlik. Bize şeye sordular. Bir, kruvlisiz seyahat edilir mi? İki, buraya kadar nasıl geldiniz? Hani son derece haklı iki sebep, iki soru. Biz bütün böyle oradaki tatlı masumiyetimizle durumu izah ederek, yani kusura bakmayın, pardon, biz bunu yine unuttuk. Gerçekten şu an onu söyleyince her şeyi hazırlık yapıyorsunuz. Bütün her şey son derece iyi olsun, mükemmel, eksiksiz olsun diye kontrol ediyorsunuz. Bir sürü çeşit yapıyorsunuz. En basit şeyi gerçekten nasıl göz ardı ettik inanamıyorum ama. Bir değil iki kez. Yani gerçekten gümrük sağ olsun orada tekrar belli bir anlayış. Orada bu sefer çok sayfalı bir evrak form doldurduk. Bir sürü nerede girilen, nerede çıktılar. Bütün pasaportlarımız incelendi. Giriş çıkış damga pullarımız incelendi. Budva'ya girdik diye oradaki evraklar incelendi. Birçok detayın ardından bize tekrar bir crew list doldurdular. Gümrük memurundan onaylattık. İki macera yaşamış olduk böylece. O yüzden crew list çok önemli. Benim için yapacağım her seyirde öncelikle yapmayın. Öncelikle seyirinize çıkarken crew listinizi yanınızdan ayırmamanızı tavsiye ediyoruz. Güzelliklerden bahsettik, bir de hayal kırıklığımı anlatayım. Evet. Tabi Budva'da böyle keyifli vakit geçirince istedik ki Korfu'ya da yanaşalım. Bir de Korfu'yu çok merak ediyordum. Korfu'ya gittik. Hiçbir marinada yer yok. Yani giriş, oradan Yunan'a giriş yaptık. Marinayı arıyoruz, yer yok. Teknede bot yok. Botumuz yoktu daha. Tekne tabii sıfır olduğu için bot yok. Yani burada takacaktınız botu. Buradan transfer edeceklere sesleniyorum. Hani botsuz gitmeyin. Hayal kırıklığı oldu ama olsun. Yani bir daha gideriz elbet Korfu'ya da. Bir daha gitmeye de sebep oldu diyelim. Ama orada konaklatmadı bagajı. Dediler ki Alarga'da kalalım mı? Dedim ki kalmayalım. Dedim ben size dedim bir yemek yapayım, yemeğimizi yiyelim. Sonra dedim gidelim buradan. Levkas kalalı Korfu'dan 60 mil gibi bir mesafede. Öğlen saatlerinde zaten varmıştık. Levkas kanalı doğal bir kanal. Levkas adası ile Anakara arasında bulunan. Tabii teknelerin geçişi için taranarak derinliği fazlalaştırılmış. 6 metre civarında bir derinliğe sahip. Birçok tekne yolu biraz kısalttığı için bu kanaldan geçmeyi tercih ediyor zaten. Levkas kanalına geldiğimizde gördük ki kanal geçiş için müsait değil, köprü kapalı. Sancak tarafımızda bulunan Mendire'ye abordo olduk. Ve köprünün açılmasını bekledik. Tahminen 1,5 saat gibi bir süre sonra köprü açıldı. Köprü açılmadan önce bir siren sesi duyuluyor. Köprünün açılacağını belirten. Siren sesini duyunca bütün tekneler hazırlanıyor geçiş için. Biz de bu şekilde limandan ayrıldık ve diğer teknelerle beraber geçişe başladık. Geçtikten sonra kanalın ortalarında yer alan Levkas Marina'ya girdik. Burada mazot ikmalimizi yapıp hemen ayrıldık. Ve bir müddet sonra da kanaldan geçmiş olduk. Kanalın toplam uzunluğu zaten 3 mil civarında, 40 dakika içinde rahatlıkla geçilebiliyor. Yani farklı bir deneyim olan açıkçası Lefka'da
kanalı vardı geçeceğimiz. Korfu'dan sonra Lefkada'ya ilk olarak geldik. Lefkada çok enteresan, hem bir köprü, hem karayolları hem de deniz yolları için açıkçası bir ortak köprü görevinde. Biz ilk Lefkada'ya geldiğimizde öncelikle sıraya girdik. Belli bir anda bekleme noktası var. Köprü, metal bir köprü, bütün araç yollarının, araba yollarının geçmesi için. Araç yolları geçince duruyor o taraflar. Köprü yan dönüyor, geri çekiliyor ve kanalı açarak gemilerin, teknelerin kanaldan geçebilmesi için bir alan açıyor. Ve o da bizim için çok çok yeni bir ve farklı bir deneyim oldu açıkçası o da. Oradaki sıraya girmek, anonsları dinlemek, oradaki geçiş güzergahını öğrenmek bayağı farklı hissettirdi. İnsanların, yani böyle bayağı arabaların arasından yani farklı bir deneyim, arabaların arasından işte insanlar böyle şey bekliyor, köprü açısında karşıya geçelim diye bekliyor. Onların karşısında çaprazlamasına böyle gidiş dönüşlü bir kanal oldu. Sonra akabinde Petras'a uğradık. Orası farklı çünkü orada da şeyi takip etmeniz gerekiyor. Yani kırmızı yeşil hatlar var. Her yerden geçemiyorsunuz. Gidiş dönüş güzergahları var. Anonslardan takip etmeniz gerekiyor. Ve Boğaziçi Köprüsü gibi aynı o konsepte hem biraz daha alçak ve o tarafı biraz tırmanış gibiydi. Korint'e doğru biraz tırmanış oluyor. Tırmanış yaparken rüzgar vardı. Ve rüzgara karşı akşam seyriydi. Gece seyrine kalmıştık. Yani hatırlamıyorsam saat 10-11 civarlarıydı. Gece seyrindeydik. Rüzgar ve yukarı doğru çıkıyorsunuz. Gerçekten onu yani inanılmaz bir ışık manzarası. İnanılmaz bir atmosfer. O hem köprünün hem etrafındaki ışıkların, şehrin vermiş olduğu ışıklandırma bizim için çok böyle farklıydı. Oradan da Korint'e doğru yola geçmiştik. Sonrasında hava çok güzel. Bimini'yi açtık. Flarma yelkenleri açtık. Yani muazzamdı çünkü etrafımızda çok yelken vardı. Hava harika. Yelkenle 10 knot gidiyoruz. Tekne zaten kaymak gibi. Keyifler. İnanılmaz. Ya mesela o anları anlatamam yani. Defalarca buralarda çıktık, gezdik ama yani o hissiyat bambaşkaydı. Sonra Korint Kanalı çok acayip, yani suyu çok acayip, yapısı çok acayip. Buradan Korint Kanalı'na 140 millik bir mesafe var. 140 mili de 1,5 gün gibi bir sürede geçtik. Korint Kanalı'nın önlerine vardığımızda gece olmuştu. Kanal gece faaliyet göstermiyor. Sadece gündüzleri faaliyet gösteren bir kanal. Biz de Korint şehrinin önünde demirde sabaha bekledik. Kanal hakkında biraz bahsetmek gerekirse, kanal Mora Yarımadası'nı Anakara'dan ayıran bir kanal. Adriyatik'ten gelen tekneler için yolu 80 mil civarında kısaltıyor. Geçiş mesafesi, fiyat oranı olarak bakacak olursak bildiğim kadarıyla dünyanın en pahalı kanalı. Bunun yanında kanal tek şeritli olarak hizmet veriyor. Önce bir yönden açılıyor. O yön kapanıyor, sonra öbür yönden açılıyor. Bu şekilde faaliyet gösteren bir kanal. Kanal 3 mil büyük uzunluğunda. Geçiş 40 dakikayla yarım saat civarında sürüyor. Biz bu kanalı geçtik. Kanal çıkışında bulunan ofiste kanal ücretlerinizi ödeyip oradan 35 mil ilerideki Atina'nın limanına doğru hareket ettik. Korint Kanalı gerçekten görüyorsunuz Google, yani Google'dan online araştırıyorsunuz ama o deneyim yaşamak keyifli geldi. Yani gerçekten son derece büyüleyici bir ortam. Yani orada tek sıra bekliyorsunuz. Öncelikle bir yola izin veriyorlar, sonra belli bir tarafa, bir hatta izin veriyorlar. Çok güzel, dingin, sakin ve büyüleyici bir kanyonun içinden geçiyorsunuz. Gerçekten böyle anlatıldıkları kadar hani varmış. Çok keyifliydi açıkçası. O anı orayı yaşamış olmak bir parça şanslı hissettirdi diyeyim. Bu seyahatin en güzel, keyifli anlarından da birisi orasıydı. Tabii zaman kavramın kalmıyor. Bize diyorlar ki biz Korfu'da kalalım, partileyelim, sabahlayalım istiyoruz. Aslında bir gün sonra akşama uçak bileti almışız. Gün, saat, onlar gitmiş bizde ve biz Atina'dan ucu ucuna uçağa yetiştik.
Durmadığımız halde. Kalsaydık. Demek ki olmuyor. Zaten hani hiç. Her şerde hayır vardır derler ya. Evet, bir yandan da öyle bir durum oldu. Bir daha uçak bileti almamış olduk tabii ki. Oradan da biz Atina'da indik Metehan'la beraber. Yani devam etmeyi çok isterdim. Pazartesi başladık. Biz pazartesi Atina'da indik. Uçakla döndük. İş sebebiyle tabii ki. Yoksa hiç dönmem zaten. Ertesi günde ben Olcay'la beraber yola devam ettim. Marina'dan çıktıktan sonra çok güzel bir hava olduğunu gördük. Bizim iskele bordomuzdan 15 knot civarında, 14 knot civarında esen bir hava. Teknede yelken için mükemmel bir hava. Hemen yelkenleri açtık ve daha sonraki yolumuza yelkenle devam ettik. Bu durum Mikonos Adası'nın güneyine varıncaya kadar bu şekilde devam etti. Mikonos Adası'nın güneyine yaklaştığımız zaman hava sertlemeye başladı. Önce 20'lere, sonradan da 25'lere, yer yerde 30-35 gibi sağanaklarla yükseldi hava. Biz de yelkenlerimizi ufaltarak yolumuza devam ettik. Leros Adası'nın Agia Marina koyuna demirimizi attık. Burada bizi çok güzel bir sürpriz bekliyordu. Ömrü'nün babası Ahmet abinin teknesi de buradaydı ve bizi karşılamaya geldiler. Bizi çok memnun etti. Onlar da orada adada oldukları için bir gün daha kalmak istedik adada. Ertesi günde çıkışımızı yapıp Olcay'la beraber teknenin son Türkiye'deki son limanı olan Bodrum Limanı'na, Bodrum Marina'ya giriş yaptık. Bolca yelken yaptık. O çok güzeldi. Tekneyi denedik. Hiç şey yapmadık. Hani aman orası kasılmasın bilmem ne. Gayet rahat denedik. Yani bir şey olacaksa yolda olsun diye. Melon'un teknesi klasik ölçülere sadık kalınarak modern çizgilerle dizayn edilmiş bir tekne. Bu bakımdan benim çok hoşuma gitti. Bunun dışında denizciliğinden bahsedecek olursak, bir teknenin denizciliği özellikle arkadan gelen kaba dalgalarda konforlu bir şekilde dümen tutabilme yeteneğidir. Eleman bu konuda gayet başarılıydı. Yol boyunca 3 metre, yer yer 4 metreye ulaşan dalgalar karşılaştık. Bu dalgalarda gayet konforlu bir şekilde dümen tutmayı başarabildi. Amatör denizci olarak hani hele bizim gibi çok yeni başlamış kişiler için son derece unutulmaz anların yaşandığı, birçok güzel deneyimin olduğu, kendimizi şanslı hissettiğimiz anlardan bir tanesiydi. Yelkenciliğe gelirsek, bir teknenin yelkenciliği de Orsa'da belli olur. Eleven teknesi 35 derece civarındaki Orsa açılarında gayet güzel yelken yaptı. Rüzgar hızının yarısı oranında bir sürate de kolaylıkla çıktığını gözlemledik. Bu konuda gayet başarılı diyebilirim. Çıkmak ister miyim? Bir daha böyle bir şeyi yaşamak isterim. Çünkü müthiş, kendini dinleyebildiğin, doğayla baş başa kaldığın harika bir tecrübe. Ama biraz bilerek çıkmak isterim. En basitinden sevdiğim bütün müzikleri yüklerdim. yani şarkı dinlemeyi, müzik dinlemeyi çok seviyorum ama hiç müzik yoktu neredeyse Budva'ya kadar. Ne bileyim, mesela vitamin yerine mide bulantı ilacı içerdim. Daha az uyumak isterdim. Yani kitap alabilirdim. Yani daha bilerek giderdim aslında. Neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Biz böyle bodoslama tekneden indik. Slovenya'ya gidiyoruz. Adriyatik'ten tekneyle geleceğiz falan diye böyle bir şey izleyip gitseydim mesela. Bir deneyimlerini dinleseydim. Neler göreceğini, ne bileyim 56 saati, 16 saati telefonsuz kalacağımı bilseydim. Daha çok keyif alırdım sanki. Öyle söyleyeyim. Bakış açısı başka bir heyecan. Yani o bir haftalık yaptığınız Akdeniz'de ya da Ege'de yaptığınız tatillerden çok başka. Belli bir sorumluluğunuz var, belli bir kuralları var, belli bir başka bir dünya içindesiniz, başka bir jargon içindesiniz. Onun bir büyük bir heyecanı, büyük bir merakı hepimizde vardı. Anlatmakla olmuyor. Yani biz tabii tecrübe anlatıyoruz, tecrübe paylaşıyoruz, keyfimizi anlatıyoruz. Ama yaşamak bambaşka. Transfer yaşamak bambaşka. Aşağıdan tabii Bodrum'a geldikten sonra bizim o sene bağlandığımız yer dediğim Demarin'di. Ömre de arkadaşla beraber eşyaları getirmişti. Ondan sonra tam Marina'nın içine girdiğimiz noktada bir fotoğraf çekilmiş. Bir baktık, orada da saat de gözüküyor. Saatte de gerçekten 11.11 yazıyordu.
Ondan sonra o inanılmazdı. Bir de şöyle bir şey var. Biz tekneyi almaya giderken uçak biletinde oturduğumuz sırayı başka bir sıra vermişti otomatik check-in'de. Yani karı koca ayrı oturuyorduk. Öyle bir karışıklık bir şey olmuştu. Ama uçağa binerken oradaki görevli arkadaş dedi ki siz dedi aynı noktaya vereyim mi? Tabii dedik yani sevinirdi. Bir verdi 11. sıraydı. Yani hani zaten bu teknenin hikayesi bizden önce yazılmış yani. Biz şu anda onun oyuncularıyız açıkçası.